Bir zamanlar güneşin parıltısını saçlarında taşıyan, sarışın tenli, kahverengi gözlü, tatlı bir kız çocuğu olan Sahra Lina, en çok bebeklerle oynamayı severdi. Bebekleriyle oynarken hayal gücüyle farklı dünyalar yaratır. Her bir oyunda kendini bambaşka maceraların içinde bulurdu. Sahra Lina'nın bebekleri onun en iyi arkadaşlarıydı. Her sabah onlarla konuşur, birlikte kahvaltı eder. Sonra gün boyu yeni maceralara atılırlardı. Bir gün, Sahra Lina ve bebekleri yine birlikte oyun oynuyorlardı. Bu sefer bebeklerinden biri, üzerinde parıldayan bir elbise giymişti. Bebek, Sahra Lina'ya göz kırpmış gibi geldi. Ve o an Sahra Lina'nın içini bir heyecan kapladı. "Bugün farklı bir şeyler olacak, hissediyorum," diye düşündü. Bebeklerini bir araya topladı ve onlara seslendi. "Bebeklerim, bugün özel bir macera için hazır olun." Tam bu sırada, bebeklerinden biri elindeki küçük bir aynayı ona doğru tuttu. Aynadan yansıyan ışık odanın içinde parıldadı. Ve bir anda her şey değişti. Sahra Lina, kendini bebeklerinin ortasında değil, büyülü bir dünyanın içinde buldu. Etrafında rengarenk çiçekler, parlak gökyüzü ve minik periler uçuşuyordu. Ancak en ilginç olanı, bebeklerinin bir anda canlanmasıydı. Hepsi artık gerçek arkadaşları gibi yürüyebiliyor, konuşabiliyor ve gülüyorlardı. Bebeklerden biri elini Sahra Lina'ya uzatarak, "Hoş geldin, Sahra Lina. Bu, bebeklerin büyülü dünyası. Biz burada yaşıyoruz ve her gün sihirli oyunlar oynuyoruz. Bugün bize katılmak ister misin?" diye sordu. Sahra Lina gözlerine inanamıyordu. Bu büyülü dünyada her şey gerçekti. Kahverengi gözleriyle etrafına bakındı ve heyecanla başını sallayarak, "Evet, sizinle oynamak çok isterim," dedi. Bebeklerle birlikte büyülü dünyayı keşfetmeye başladılar. Her bir bebek, ona farklı bir macera gösteriyordu. Bir bebek, onları parlak yıldızların olduğu bir gölün kenarına götürdü. Gölün suyu kristal gibi parlıyordu ve suyun üzerinde minicik tekneler süzülüyordu. Bebeklerden biri Sahra Lina'nın elini tutarak, "Hadi, bir tekneye binelim ve gölde bir tur atalım," dedi. Sahra Lina hiç tereddüt etmeden bebeğin peşinden koştu. Küçük bir tekneye bindiler ve gölde huzur içinde süzülmeye başladılar. Gökyüzünde parlayan yıldızlar suyun yüzeyine yansıyordu. Ve bu Sahra Lina'ya bir rüyanın içinde gibi hissettiriyordu. Tekne gezisi bittiğinde bebeklerden biri ona elindeki sihirli topu gösterdi. "Bu top büyülü," dedi bebek. "Onu ne zaman fırlatırsan, istediğin her yerde sihirli bir oyun başlar." Sahra Lina topu eline aldı ve onu havaya fırlattı. Top, havada birkaç kez döndü ve yere düştüğünde etraflarında büyülü bir kale belirdi. Bu kale, tamamen oyuncaklardan yapılmıştı. Sahra Lina, bu kocaman oyuncak kalesine hayranlıkla bakarken, bebekler onu içeri davet ettiler. Kalenin içinde, her şeyin oyuncaklardan yapılmış olduğunu fark etti. Duvarlar, kapılar, hatta masalar bile renkli bloklardan oluşuyordu. Bebeklerden biri ona kaleyi gezdirdi ve oyun odasını gösterdi. Oyun odasında her türden oyuncak vardı. Sahra Lina, bebekleriyle birlikte buraya yerleşip saatlerce oyun oynadı. Günün sonunda, Sahra Lina bu büyülü dünyadan ayrılma vakti geldiğini hissetti. Bebeklerine dönüp, "Burası harika bir yerdi. Çok eğlendim. Ama sanırım eve dönmem gerekiyor," dedi. Bebekler gülümseyerek başlarını salladılar ve ona aynayı geri verdiler. "Ne zaman geri dönmek istersen, bu aynayı kullanabilirsin," dediler. Sahra Lina aynayı eline aldı ve bir anda kendini tekrar odasında, bebeklerinin ortasında buldu. Ama bu sefer her şey çok daha farklıydı. Bebekleriyle oynarken artık onların her an sihirli bir dünyaya kapı açabileceğini biliyordu. Sahra Lina o günden sonra bebekleriyle her gün yeni bir macera yaşadı. Her seferinde farklı bir sihirli dünya keşfetti. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın.
İsme özel masal yazdırmak için web sitemizden talepte bulunabilirsiniz.